Sevgili seyirciler, hepiniz hoş geldiniz. En çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Çağatay Demir geliyor. Vallahi çok güzelmiş lan. Alkışlıyor herkes. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Oo, hoş Geçiniz. bulduk Murat Bey. Çok heyecanlıyım. Şuraya şöyle oturalım. Evet, nereden katılıyorsunuz? Sizi bir tanıyalım. Ben Aksaray'dan katılıyorum Murat Bey. 27 yaşındayım. Hukuk bürosunda çalışıyorum. Okul okumadım ama orada temizlik görevlisiyim. Peki, kiminle birlikte geldiniz? Ben amcamla birlikte geldim. Gördüğünüz gibi orada Ha, oturuyor evet. kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Sen nasılsın Murat Bey? Ben de iyiyim, teşekkürler. Oğlum inşallah. Oğlum. 100.000'i falan alır öyle gideriz buradan. 120 bin mi oluyor? Kaç lira var en son? 1 milyon var ama inşallah alırsınız. Ne İnşallah, diyelim? inşallah alacağım. Alacağım. Alacağım Murat Bey. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ama daha gitmedi heyecanım. Evet, alırsanız ilk sorumuz geliyor. Evet, gelsin Murat Bey. Bir mağazanın vitrinindeki patron çıldırdı ifadesi muhtemelen hangisini anlatmak istiyordur? A. İndirim olduğunu. B. Faturaların yüksek geldiğini. C. Patronun tatile çıktığını. D. İş yerine nazar değdiğini. Murat Bey, B indirim olduğunu son karar. Yalnız A indirim olduğunu duydu. Öyle miydi Murat Bey? Evet. Tamam, indirim olduğunu son kararım. Evet, doğru cevap. Evet. Bravo. 500 lira mı aldım? Kaç lira aldım? 500 TL kazandınız. Oo, teşekkürler. Alırsanız ikinci sorumuz geliyor. Evet, hazırım Murat Bey. Halk arasında kişinin destekçisi, özellikle aile büyükleri için kullanılan ve çoğunlukla koca sıfatıyla anılan ağaç türü hangisidir? A. Meşe, B. Kayın, C. Çınar, D. Serbi. Kayın son kararım. Yanlış cevap. Nasıl yanlış cevap Murat Bey? Ya Çınar ağacı olamaz olacak. ya. Tüh. Lan. 0 TL kazandınız. Ya üf, Murat Bey ya. Katıldığınız için teşekkür ederim. Amca kaybettik. Oğlum boş ver senin. Sağ olsun. Önemli değil. Murat Bey kusura bakmayın amcam biraz argo kelimeler kullanıyor da. Efendim, katıldığınız için teşekkürler. Hoşça kalın. Sağ olun Murat Bey. Ulan kaybettik ya. Kaybettik. Mehmet Özdemir geliyor. Alkışlıyor lan. Güzelmiş lan bura. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Geçeyim mi? Şöyle geçin Mehmet Bey. Evet Murat Bey. Evet, sizi bir tanıyalım. Ben Mehmet Özdemir.
İstanbul'dan katılıyorum. Evim zaten şu yan tarafta hemen. Burada stadyum maçlarını falan izlemeyi çok severim. Bir işim yok Murat Bey. 47 yaşındayım. Bu şekilde yani. Evlenmedim de yani. O şekilde yaşıyorum. İşim falan da yok. Evet. Geçimimi Anladım. de uygulamalardan, para kazan uygulamalarından falan kazanıyorum. O şekilde. Telefondan falan işte uğraşıyoruz. Tamam, anladım. Kiminle birlikte geldiniz? Ben dayımla beraber geldim. Dayım da herkese çok benzediğini söylerler dayımın. Cidden de benziyor sanki. Yandaki adamla beraber dayımın yüzüne baktığımda sadece dayım biraz daha yaşlanmış. Sizce Murat Bey öyle mi? Evet. Yani hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben Mehmet'in dayısıyım da yanımdan hiç ayırmam. Yemeğini falan ben veririm akşam ona. Parası yok zaten, yazık. Biraz da siz yardım ederseniz sevinirim. Evet, herkes 1 lira verirse çocuk bugün yemek yer arkadaşlar. Neyse, kusura bakmayın. Murat Bey, işim olmadığı için işte fakirim. O yüzden böyle ya. Kusura bakmayın. İnşallah istediğiniz miktarda parayı kazanırsınız. İnşallah Murat Bey. Ben hiç heyecanlı değilim. Heyecanım falan yok yani. Başlayabiliriz. Evet, hazırsanız geliyor. Okunması zor bir el yazısıyla yazılmış. 2 çarpı 1 tok. Günde 3 defa gibi ifadeler genellikle hangisinin üzerinde bulunur? A. Konserve kutusu. B. Parfüm kutusu. C. İlaç kutusu. D. Kibrit kutusu. İlaç kutusu son kararım Murat Bey. Eminim son kararım. Evet, doğru cevap. Yeah, lan doğru cevap. 5 TL. Amca. Dayı. Tamam 500 efendim. 500 TL mi oldu? Hazırsanız ikinci Hazırım, soru hazır. gelecek. Hazırım, hazırım. Fenomen kelimesi yerine feno, popüler kelimesi yerine popi gibi kısaltmaları kullananlar genellikle kimler olur? Eski kuşaklar, memur emeklileri, dedeler ve nineler, günümüz gençleri. Gençleri de her şeyi çıkarıyor ya. De günümüz gençleri eminim son kararım. Evet, doğru cevap. 1000 TL İyi. kazandınız. Yes lan yes. Oley be lan, çok dua ettim var ya. Evet Murat Bey, ilk barajı geçtim. Evet, tebrik ediyorum. Yarışmayı da ezberledim bu arada, yani boru değil. Evet. Diğer soru gelsin. Evet, Evet üçüncü Murat soru Bey. geliyor. Murat, hiç heyecanlı değilim Murat Bey. Bekliyorum. Şekli ve tadı Şöyle benzemesine rağmen kullanılan malzemelerdeki değişikliklerle yapılan yemek ve tatlılara genellikle ne ad verilir? A. Yalancı. B. Doğrucu. C. Terbiyeli. D. Mızıkçı. soruyu bir daha okuyabilir miyim Murat Bey? Tam ayıkamadım da. Benim ekranda biraz silik gözüküyor. Şekli ve tadı benzemesine rağmen kullanılan malzemelerdeki değişikliklerle yapılan yemek ve tatlılara genellikle ne ad verilir? Tamam Murat Bey, tamam. A yalancı son kararım. Evet, doğru cevap, seni tebrik ediyorum. Yes. Evet Murat Bey. 2000 TL'niz oldu. Teşekkürler, teşekkürler. Evet. Ulan yaşasın be. Evet. Efendim, dördüncü soru geliyor. Gelsin. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 9 işleminin sonucu kaçtır? A 40, B 45, C 50, D 55. Ulan şimdi
Dur bakayım. Efendim, süreniz azalıyor. 9 çarpı 10, 90 yarısı 45. 45 son karar Murat Bey. Evet. Doğru cevap efendim. Tebrik yes. ediyorum. Ulan 3000 doğru TL cevap. kazandınız. Neyse Murat Bey, kusura bakmayın, sevindim ve ayağa kalktım da. Hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim ben de. Çok mutluyum şu an. Şu an bu para benim değil mi yani? Çekilsem benim bu para. Murat Bey? Evet efendim. Yes Evet lan, doğru. yes. Oley lan. Neyse, evet Murat Bey, diğer soruya geçelim. Murat Bey, tişörtünüz güzelmiş. Teşekkür ederim efendim. Nike'dan almış. Önemli değil efendim, evet. Evet. Geliyor hazırsanız. Hazırım efendim. Hangisi bir müzik türüdür? A. Parisen. B. Napoliten. C. New Yorker. D. İstanbulluyum. Soru ne lan? Efendim Murat Bey, ben jokerleriniz. seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Evet, tamam. Hemen kullanıyoruz. Seyirciler. Hangisi bir müzik türüdür? A. Parisyen. B. Napoliten. C. New Yorker. D. İstanbulluyum. Süreniz 10 saniye. Evet efendim, seyircilerinin %80'i B. Napoliten demiş. O zaman seyirciler, size güveneyim mi lan? Hı? Güveneyim mi? Ulan bunlar da konuşmuyor ki. O zaman Napoliten son kararı Murat Bey. Seyircilere güveniyorum. Evet, doğru cevap efendim. Oğlum. Kazandım lan. Kaç lira kazandın Murat Bey? 4000 lira mı kazandın Murat Bey? 4000 lira kazandınız efendim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler Murat Bey. Evet efendim. Hazırsanız Evet, altıncı hazır. soru geliyor. Hazırım Murat Bey, evet. Bu soru sesli olacak. Evet Murat Bey, dinleyelim. Dinleyeceksiniz, sonra cevap vereceksiniz. Dinlediğiniz müzik hangi filme aittir? A. Creed 2. B. The Walking Dead. C. Wanted. D. Karayip Korsanları. Dur bakayım. Karayip Korsanları neydi lan? Murat Bey, Karayip Korsanları ne? Süreniz azalıyor bu arada. Abi Korsan filmi. hepsini izledim, bunu izlemedim lan. Hiçbirinde de böyle bir müzik yoktu. Herhalde D şıkkıdır. Ha, tüküreyim. Denizli, Karayip Korsanları son karar Murat Bey. Oğlum ayağa kalktık, geri oturak lan. Evet. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. 7500 TL kazandınız. Oo. Evet, Yes. hazırsanız ikinci baraj sorumuz geliyor. Gelsin Murat Bey, 15.000 TL. gelsin. Evet, gelsin. Van Gogh'un Zeytin Ağaçları adlı tablosu yapılırken boyaya yapışarak 128 yıl boyunca tabloda kalan hayvan hangisidir? A. Uğur böceği. B. Güve. C. Sivrisinek. D. Çekirge. Ulan neydi ki lan? Ulan.
Aklıma hiçbir şey gelmiyor Murat Bey ya. Ne yapayım? Bir taktik verin biraz. Kaş göz bir şey yapın orada. Jokerleriniz var. Ulan Joker'i de bilen adam çıkmaz ki bunu şimdi ben. Yarı yaraya kullansam ben bilmiyorum. Dayımı arasam öbür dayımı. O bilmez lan salak dayım. Murat Bey ben ayıp olmazsa çekilmek istiyorum. Efendim. Tamam, son Efendim kararınız mı? çekilmek istiyorum, son kararım. Evet, teşekkür ediyoruz. Ulan 7,5 milyar mı oldu lan? Cevap verseniz. Dur bakayım lan. Neye Murat Bey. Sanırım B şıkkı derdim ben. B şıkkı son kararım. Güve mi efendim? Evet, güve yapışmıştır efendim. Evet efendim. Çekirge olacaktı cevap. Ulan iyi ki yanıt vermemişim ha. Amca ne diyorsun amca? Dayı ne diyorsun? Katıldığınız için teşekkürler. Dayı? Oğlum iyi oldu. Git bir tane Şahin al o paraya. 7,5 liraya Şahin al sürü oğlum. Kırılırsa da bakkaldan alın parasını. Murat Bey ne yapıyorsunuz? Lan, tamam hadi. Evet Murat Bey. Efendim katıldığınız için teşekkür ediyorum. Murat Bey paramı almadım. Hemen paranızı veriyorum. Çekinizi. 7500 TL. Verin Murat Bey. Çekin. Alın efendim. Oo çok teşekkürler Murat Bey. Murat Bey çok teşekkür ederim. Elinizi ayağınızı öpeyim Murat Bey. Murat Bey benim para verdiniz Murat Bey. Murat Bey sağ olun. Efendim. Ben vermedim parayı siz bile Efendim sağ sorutmanız olun lan. Yuu, para kazandım lan.